Adile Naşit'i konuşacağız. Aslında benim planımda Tarık Akan vardı. Tarık Akan'ı konuşuruz diye düşünmüştüm. Bugün malum Tarık Akan ölüm yıl dönümü. Ölüm yerine ben aslında vefat kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü insanlar eserleriyle kalıcı oldukları için ölüm çok yakıştıramıyorum ben kendisine. Tarık Akan da bunlardan birisi işte. Birkaç gün önce Cüneyt Arkın'ın doğum günüydü. Cüneyt Arkın da böyle. Bugün konuşacağımız Adile Naşit de öyle. 1987 ben 1 yaşındayken, 1,5 yaşındayken vefat etmiş ama şu an demek ki yaşıyor ki hala. Onu konuşuyoruz. Biraz Tarık Akan'dan konuşalım istersen. Adile Naşit'e geçmeden önce ne söylemek istersin? Valla Tarık Akan konusu ayrı bir yayının konusu olurdu. Ama senin biraz önce söylediğin gibi biz bir anket yayınladık ve ben açıkçası Tarık Akan kazanır diye bekliyordum ama Adile Naşit kazandı. Onu da bence başka bir zaman konuşalım özellikle Tarık Akan'ı. Tarık Akan baktığımız zaman sinemasını ikiye üçe ayırmak mümkün biliyorsun. İşte salon filmleri, sonrasında Yılmaz Güneyli filmler ve son dönemdeki filmleri sayılabilir. Tarık Akan aslında donanımlı bir oyuncu. Bugün hatta bir röportajını yayınladık ama orada dikkat ettiğim bir şey var. Mesela diyor ki ben 15 yaşına kadar hiç denizi görmedim. Çok Anadolu'yu gezdim. Ondan sonra albay çocuğuydum. Ben zengin çocuğu değildim ama ben zengin çocuğunu oynadım. Zengin çocuğu ne yapar bilmiyordum. Bunu sinemada öğrendim diyor. Yani aslında baktığınız zaman sinemaya da hiç bilmeden giren bir insan. Tarık Akan'la ilgili tek söyleyebileceğim şu var. Tabii yaş ortaya çıkacak birazcık ama Tarık Akan askerliğini benim memleketim Denizli'de yapmış. Ben hatırlıyorum o zaman daha küçüktüm. Denizli'de herkes askerlik yaptığı yere koşa koşa giderdi. Onu görebilmek adına. Komutanların başının etini yerdi. Bizim akrabalardan da vardı biliyordum çünkü. Ondan sonra işte görebilmek adına fakat göremezdi kimse. Denizli'nin hatta böyle tabelasıyla şurada burada resimleri, fotoğrafları da internette görebilirsiniz. Bizim için ayrıca böyle bir özel bir anısı var. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz. İnşallah onu Amin, başka bunu programda söyleyince anacağız. de, bunu konuşunca da mesela ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun dediğimiz anda hemen kendini Allah zanneden bazı tipler türemeye başladı. İşte dinsizin tekiydi. Aslında onların inandığı dine inanmadığı için belki de. Çünkü onların ben İslamiyet'le pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki Tarık Akan'ın herhangi bir dine inanması bizim ona olan sevgimizi azaltmaz. İnanması da arttırmaz. Onun hayata karşı duruşu işte birliğinde de çok durmuyor falan demiş. Hayata karşı duruşu, düşünceleri, onları cesurca ifade edebilmesi, zaten oyunculuğu malum herkesin çok beğenerek sevdiği, severek izlediği bir oyuncuydu. O sebeple bu tip sahipler bizim ona karşı sevgimizi azaltmaz da arttırmaz da. İnsanlar biraz böyle insan olmayı deneseler, Allah olmak yerine insan olmayı deneseler biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Tarık Akan'la ilgili ben son şunu söyleyeyim. Behzat Uygur'un az önce bir videosunu izledim. Behzat Uygur Tarık Akan'la ilgili şöyle bir hatırasını anlatmış. İzlemeyenler varsa onu anlatayım. Gidip izlesinler ama Behzat Uygur'un videosunu. Şöyle bir şey bahsediyor. Tiyatro oyunumuza diyor babam işte tiyatroda oynayacak Tarık Akan gelecek diye söyledi bu akşam izlemeye. Ve şey yarın akşam izlemeye. Ben de gittim saçlarımı kestireyim, düzelteyim falan diye düşündüm diyor. Berbere gittim. Berber biraz böyle ayarını kaçırdı ve saçımı mahvetti. Hatta orada şey diyor, saçımın içine etti diyor. Neyse böyle bayağı bir bildiğin şey 3 numara falan vururlar ya daha da kısası falan. Neyse ben de gittim işte berbere bunu söyledim. Hani Tarık Akan gelecekti niye böyle yaptı falan. Ben Tarık Akan'ın hayranıyım ben de geleyim diyor tiyatroya. Ben diyor hiç cevap vermeden söverek kaçtım. Hadi içimden sövdüm diyor kaçtım. Neyse akşam oldu diyor tiyatroya gittik. Tiyatroda geldi Tarık Akan babamı işte içeri gelmiş kulise. Ben de gittim babam beni tanıştıracak. Babam da işte şey demiş bak Tarık'cığım bu da bizim tekne kazıntısı demiş Behzat Uygur için. Behzat Uygur da işte merhaba Tarık abi demiş. O da merhaba canım. Saçların çok güzel olmuş demiş Behzat Uygur'a. Diyor ki muhtemelen babam öncesinde o söyledi hani böyle bir durumu var diye. Sonra aradan diyor yıllar geçti ve Tarık Akan'ın o yakışıklı, o uzun saçlı, karizmatik Tarık Akan'ı benimle aynı şekilde kesilmiş bir saçla bir filmde gördüm. Ben de o zaman onu görünce Tarık abi saçların çok güzel olmuş, sana kısa saç çok yakışıyor demiştim. Ama o duymamıştı diye bir hikayesini anlatmıştı.
Çok hoşuma gitti. Onu paylaşayım dedim. Bir kez daha ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyelim. Konumuz olan Adile Naşit'e geçelim. Adile Naşit senin daha çok uzmanı olduğun bir alan. Çünkü senin Adile Naşit'le ilgili bir sayfan vardı. Evet, ne yazık ki kapandı. Mecbur kapanmak zorunda kaldı. Çünkü Sinemasyon kapanınca biz Adile Naşit altyapısını kullanıyoruz şu anda. Yani sayfamızın eski adı Adile Naşit TV'ydi ve oradan paylaşımlar yapıyorduk. Biz artık şimdi orayı Sinemask olarak kullanıyoruz ama çok kişi yazdı o konuda tekrar açacak mısınız diye. Fakat şu anda Sinemasko'nun iş yoğunluğuyla birlikte eklendiğinde çok zaman aldığını söyleyebiliriz. Ki senin de başında var bu. Yani bir sayfayı daha idare etmek şu an için biraz mümkün gözükmüyor. Bunu yanlış anlamayın. Ya iki tane resim atmak, bir tane video atmak değil. Yani en azından o sayfayı besleyebilmek önemli. Ben oraya geçmeden önce az önce söylediğin şeye katılıyorum. Özellikle son zamanlarda bu dini konular çok fazla ele alınmaya başladı. Her röportajın, her şeyin altında mutlaka var. Geçen biz Tarık Akan'ın vefatıyla alakalı bir şey paylaştık. Annesinin ölümüyle ilgili bir video paylaştık. Orada adamın ateistliğinden, şundan bundan bir dünya yorum var. Arkadaşlar şunu söylüyoruz. Herkesin kendi dini kendine. Ya öteki tarafa gittiği zaman biz Tarık Akan'ın günahlarından sorulmayacağız. Ya da kendi günahlarımızı Tarık Akan'a vermeyeceğiz. Herkes istediği yolu seçebilir. Yani o bizi ilgilendirmiyor. Saygı diye bir şey vardı eskiden. Ama artık saygı diye de bir şey kalmadı. Ki bugün de konuşacağımız Adile Naşit'le ilgili de özellikle belirli bir kesimin Adile Naşit'i kötülemesi, belirli bir kesimin Adile Naşit üzerinde bir takım yalan, yanlış ve iftiralarda bulunmasına değineceğiz. İstersen başlayalım yavaş yavaş Adile Naşit Başlayalım. noktasına. Yani orada bu en basitinden Kur'an'da bile leküm dinüküm veliyedin senin dinin bana benim sana benim dinim bana şeklinde ayet var. O yüzden insanlar insan olmayı denesinler. Allahlaşmayı bir kenara bırakalım. Adile Naşit'i neden konuşuyoruz? Çünkü Adile Naşit sinemada 70'lerden sonra popüler olsa da aslında çocukluğundan itibaren tiyatronun içinde o bebekliğinden itibaren daha doğrusu tiyatronun içinde olan birisi. Çok da tartışmaları falan var son zamanlarda. Bunun sebebi de şu. Tartışma dediğim etnik kökeniyle alakalı tartışmalar var. Bunları da konuşalım istiyorum. Hani çeşitli yerlerden araştırmalar yaptık. Bunu açıklığa kavuşturalım en azından. Kafalardaki o bulanıklığı gidermiş oluruz belki. Adile Naşit'in babası zaten Komiki Şehir unvanına sahip. Naşit Bey, Naşit Özcan. Hatta Sultan Abdülhamit'i güldüren adam diye nam salmış birisi. Bu tiyatroda İbiş tiplemesini işte o orta oyundaki İbiş tiplemesini en iyi icra eden sanatçılardan birisi hatta başında geliyor. Adile Naşit'in de babası haliyle ben biraz da bu işlerde temeli merak ediyorum. Yani bir şeyin çıkış noktasını ben aslında çok merak ediyorum. Muhtemelen bir şeyin tetikleri de geldi ve Adile Naşit de abisi Selim Naşit gibi aralarında 2 yaş var. Selim Naşit de beraber evleri de yaşadıkları yerde tiyatroların üst katındaymış Şehzade başında. Orada dünyaya geliyor. Bir anlamda böyle tiyatro sahnelerine doğuyor. Öyle olan birisinin de öyle bir aileden dünyaya Araya zuhur eden birilerinin gireyim mi? şey olması si Kimi, yani kim tetikledi onu söyleyeyim. Onun idolü Arap Efraz diye bir kadın. Arap Efraz bu evlere gidip kanto yapan, fıkralar söyleyen, şarkılar söyleyen. Tabii o zamanlar arkadaşlar internet yok, televizyon yok, radyo yok. İnsanların eğlencesi, işte o direkler arası dedikleri eğlenceler ya da işte tiyatro gösterileri ya da o benzeri o tarzda hani daha interaktif şeyler. Bu bahsettiğimiz Arap Efraz da ev ev gezer ve gösteriler sergilermiş. Adile Naşit de açıkçası onlardan etkilendiği için zaten bütün oyun yapısı, karakteri, böyle o mimikleri filan babadan daha çok aslında o zamanlar söylenen Arap Efraz denilen bu kadına benziyormuş zaten. Yani asıl kendini örnek aldığı kişi bu. Devam edebilirsin. Söylemeye çalıştığım şey şuydu. Aslında işte bu bir de kadından bahsediyoruz. İşte babası da mesela akşamları ona şey oğlu yani oğluna ve kızına tiyatro oyunundaki o temsillerden oynarmış. Hatta burada şey de var, isimleri de var. Tiyatro oynadığı temsillerden Sürpik ve Haçik isimli iki temsili oynarmış. Belli bir süre sonra Adile Naşit'i Sürpik, Selim Naşit'i Haçik diye çağırmışlar. Öyle yerleşmiş onların zihnine ve çok seviyormuş işte çocuklar. Hani baba oynar mısın diye. O da oynuyormuş ve hayranlıkla izliyorlar tabii babalarını. Haliyle hani çocuk babanın ya da işte annenin söylediğini değil yaptığını yapar misali tiyatroya.
Oradan heves ediyor. Çok başarılı bir öğrenci değil Adile Naşit. Orta birde zannedersem işte hastalıklar, devamsızlıklar ortaokulda. Okuldan atılıyor ve bir daha okula gitmiyor. Ondan sonra tiyatro aşkı başlıyor işte. Buradan itibaren sözü sana vereyim. Biraz bahsedebilir misin bize? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Babası çok ünlü bir, yani bugünün belki hani Cem Özür Yılmaz. dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ali Haydar Özkanet, arkadaşım seninle şöyle bir vedalaşalım. Yani bu aptalca propagandanı gidip başka bir yerde yapabilirsin. Hiç tahammülüm yok böyle şeylere. Devam edelim. Şimdi şöyle, yani babası günümüze kıyaslarsak Cem Yılmaz gibi bir insan. Çok popüler, çok Tabii. tanınmış bir insan. Ama biraz farklı bir yapısı var. İkinci evliliği zaten bu. Amelia Hanım'la olan evliliğinden. En büyük isteği her zaman için bir kız çocuğu olmasıymış. Selim Naşit olduktan 3 yıl sonra zaten Adile Naşit dünyaya geliyor ama biraz farklı bir adammış. Hem despotik yapısı da var ama mesela Adile Naşit anılarından çıkarttığım bir not var. Mesela geceleri, tabi biliyorsunuz o zaman da elektrik tertibatı falan yok. Hep gaz lambalarıyla ya da işte ne bileyim benzer aydınlatma aracılığıyla falan. Gece olduktan sonra mesela çocukların kaldığı odaya gidermiş. İşte kapının deliğinden duman üflermiş mesela. Çocuklar korkarmış böyle mesela. Mesela bundan ondan sonra kapı açıp kahkahalarla gülermiş. Mesela ilk çocukluk travmalarını Adile Naşit ve Selim Naşit burada edinmişler. Sonra yine bir anısı var Adile Naşit'in. Evde dadı dediğimiz çocuklara bakan, bu tabii zengin bir aile değil bu arada, onu söyleyeyim ama hani o zamanki genelde işte kadınlar yanlarında kalabiliyorlar, dadılık yapıyorlar filan. Dadı dedikleri bir kadın var ve Adile Naşit'in canı bir gün su istiyor arkadaşlar. Ve dadısına diyor ki, dadı su getirir misin diyor. Babası kalkıyor, Adile Naşit'e bir tane tokat atıyor ağzına. Adile Naşit şaşırıyor. Ne oldu diyor. O diyor, senin dadın bile olsa diyor, bu evde büyüklerinden asla bir şey isteyemezsin. Git suyunu kendin al diyor. Ve ondan sonra Adile Naşit bir daha hiçbir zaman hiç kimseden bir şey istememiş. Yani kendinden büyük olan bir kişiye şunu getirir misin, bunu yapar mısın, bunu eder misin dememiş. Yani aslında ilk eğitimlerinin kaynağına baktığımız zaman hep babadan çıkıyor. Hani o korkular, travmatik şeyler, sonrasında işte babanın bu tarzdaki despotik şeyleri. Ama okuma gibi bir gayreti yokmuş. Selim Naşit'in de bence yokmuş. Ama Selim Naşit her zaman birazcık daha Adile Naşit'in gölgesinde kalmış. Niyeyse hep böyle birazcık daha sivrilen Adile Naşit olmuş yani. Mesela tiyatroda ilk ses tiyatrosunda Fuar Yıldızı adlı bir oyun var. İlk profesyonel oyunlarından bir tanesi. Orada Düttürü Leyla diye bir karakteri canlandırıyor Sedat. O da böyle köprü altında yaşayan, bitli, pireli, ondan sonra öyle serkeş bir kızı oynayacak. Çok büyük heyecanla hazırlanıyor. Çünkü gazeteciler, basın gelecek o zaman. Niye? Çünkü işte komik şehir Naşit'in kızı işte profesyonel anlamda ilk oyunu oynayacak falan diye haber yapacaklar. Fakat nasıl oluyorsa bilinmez Adile Naşit uyuz oluyor. Şimdi oynadığı karakter de sürekli kaşınan bir karakter. İşte bitli olduğu için. Ya ne yapacağız? Geçmiyor bir türlü. Her şeyi yapıyorlar, yapıyorlar. Olmuyor ve geliyor oyun zamanı. Çıkıyor, oynuyor. Sürekli kaşınıyor ama gerçek kaşınıyor. Hiçbir zaman öyle rol yapmıyor. Ve bitiriyor sahneyi o şekilde. Ertesi gün gazeteler yazıyor. İnanılmaz oyunculuk, harika bir oyunculuk. Gerçek gibi oynadı filan tarzında. Aslında gerçekmiş yani. Gerçek uyuz olmuş. Ve rol yapmamış aslında. Kendisini oynamış. Böyle ilginç anekdotları ve şeyleri var. Bu arada alttaki yorumlarda bir şey söyleyeceğim. Ahmet Eroğlu yazmış. Sağ olsun Ahmet Bey de bizim yayınlarımızı hem takip ediyor hem de şey yapıyor. Bazı sinema sanatçılarıyla niye oynamadı diye bir aramızda bir konuşma vardı. Onu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Bir anket de yayınlamıştık. Kimle daha çok film çevirdi diye. Onu da programın ilerleyen saatlerinde ben söyleyeceğim. Burada TRT Arşiv 1974 yılındaki bir şeyi yayınlamış, ben oradan gördüm de 1974 yılında hani böyle şehir hikayeleri, bazı işte oyuncularla ilgili hayatlarının hikayesini falan anlatıyorlar. Unutulanlar programın ismi. Onun 5. bölümünde Adile Naşit'in babasıyla annesinin evliliği anlatılıyor. Orada Adile Naşit'in annesini oynuyor. Babasını da Erol Günaydın oynuyor. Bir saniye. Evet. Babasını da Erol Günaydın oynuyor. Amelia Hanım. Hatta daha sonra onu tabii biraz Türkleştirerek Emel diye çağırıyor. Naşit Bey. Şöyle hiç anlatan hikayeye göre bunu zannedersem Adile Naşit anlatıyor da senaryolaştırıyorlar.
Amelia şey yapıyor. Kızını yani Amelia'nın annesi Virgin Hanım kızını bir fırıncıya vermeye kalkıyor. Ve Naşit Bey deliriyor. Elinde kuliste şey elinde silahla şey kulisi basıyor. Ya benimsin ya kara toprağın falan diye seni hiç kimselere yar etmem, evleneceğiz diyor. Ve Amelia Hanım diyor ki sen diyor evlisin diyor. Olsun. Peki diyor Medeni kanun çıkarsa ne olacak? 1926 öncesi, Medeni kanun çıkmadan önceki dönemlerden bahsediyor. Olsun çıkarsa çıksın. Ne gerekiyorsa ben ona uyacağım diyor. Ve tabii Medeni kanun çıkıyor. Bu anlatılan Adile Naşit'in anlattığı hikayeden yola çıkarak senaryolaştırılıyor tabii. Evleniyorlar 1928 yılında Selim Naşit 1930'da da Adile Naşit dünyaya geliyor. Ben şöyle bir şey hani burada muhtemelen kaynaklar farklı olabilir bilmiyorum ama ben baba tarafının bunu şuradan söylüyorum. Araştırmacı yazar Sibel Öz'ün bir kitabı var. Kitabın adı şu. Oyuncu Yeşilçam Yıldız Sisteminde bir anti yıldız olan Adile Naşit. Kitabın ismi böyle biraz uzun bir isim. Orada şeyden bahsediyor. Baba tarafı diyor saraylı bir Türk, annesi Rum. Amelia Hanım. Amelia Hanım'ın annesi de Küçük Vergin ismiyle nam salmış. O da bir kanto sanatçısı. O da Rum. Vergin Hanım'ın annesi Ermeniymiş. Buradan yola çıkarak aslında biraz da böyle Adile Naşit'e Ermeni yakıştırması yapıyorlar ya. Buradan yapıyorlar. Burada aslında şöyle bir şey var. Vergin Hanım'ın hikayesini Selim Naşit yıllar yıllar sonra Seyfi Dursunoğlu'na anlatıyor. Ve Seyfi Dursunoğlu da bundan etkilenerek Huysuz Virgin karakterini yaratıyor. Bizim sahnelerde Seyfi Dursunoğlu ile beraber izlediğimiz Huysuz Virgin karakteri aslında Adile Naşit'in anneannesi olan Küçük Vergin diye bilinen kişi. Şimdi burada şöyle de bir bilgi var. Ben bu bilginin yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Araştırmalarında bunun yanlış olduğu söyleniyor. İsminin Adela olduğu söyleniyor ama ben bunun yanlış bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey yok. Resmi kayıtlarda böyle bir şey yok. Fakat şöyle de yani yazar şöyle bir not düşmüş araştırmalarında. Evdeyken Amelia Hanım Adile'ye Adela diye seslenmiş olabilir. Çünkü orada az önce dediğim gibi baba karakteri çok baskın. Babanın hani Selim ve Adela demesi mümkün değil. Selim diyorsa eğer Adile diye isim vermesi çok daha olası. Ama annesinin hani o Rum aksanını şu an hepimiz kulağımızda vardır. O Jeyant Özüm'ün yaptığı efsane aksan. Oradan yola çıkarak Adela diye hitap etmesi belki bir göbek adı şeklinde kalmış olması daha muhtemel gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aynı fikirdeyim. Ya çok bilgi kirliliği var zaten bu konuda. Ahmet Ozan Şen de yazmış zaten. Hani o zamanlarda Türk ve Müslüman bayanlar sahneye çıkmıyordu. İşte hepimiz bildiğimiz Afife Jale şeysi var zaten ilk çıkanlardan bir tanesi. Özellikle zaten bizi sinemayı ve tiyatroyu öğreten de Ermeni ve Rum kesimindeki insanlar. Yani birçok sanatçı biliyorsun kimliklerini gizlemek zorunda kalmışlar. Sadece şey değil ama bugün işte bahsettiğim işte Nubar Terziyan, Kenan Pars olsun. Sami Ondan sonra birçok Hazinses insan var. Sami Hazinses, hatta ben öldükten sonra Ermeni olduğumu yazın diye gazetecilere Sami Hazinses söylüyor. Ama o sektör içerisinde gerçekten onlar hani Türk sinemasını yaratan insanlar olmuşlar. Bizi sinemayı öğreten insanlar olmuşlar. Birçok kaynakta da zaten Adele diye yazıyor ama ben de aynı fikirdeyim seninle. Katılmıyorum yani. İsmi Adile diye geçiyor birçok yerde de. Adile olduğunu düşünüyorum. Baba tarafının da senin söylediğinin aksine ben şey olarak Rum olarak biliyorum. Baba tarafında da bir Rumluk var. Ama kendisinin böyle bir şeysi yok. Bildiğimiz tamamen biraz sonra anlatacağım zaten. Müslüman olarak yetişmiş, Müslümanlığa inanan, Müslüman bir insan. Hani şu anda anlatılan şehir efsaneleri gibi bir insan değil kesinlikle. Özelliklerini de anlatacağım kendisinin. Meraklısı için çok güzel bilgiler de topladım mesela. Onlardan da bahsedeceğim.
Oraya geldi Bu mesela. arada, tabii babası 1943 yılında vefat ediyor. Belli bir tiyatroda, belli bir 8 yaşında zannedersem Hamlet oyununda oynuyor. Zaten babasıyla beraber sahnelerde olduğu için belli bir olgunluğa erişiyor. Babası vefat ettikten sonra da biraz elbette bundan çok etkileniyor. O ayrı bir hikaye. Fakat o dönemin tiyatro oyuncularının ona destek çıkmasıyla beraber, onu biraz böyle içlerine almasıyla beraber kendini toparlıyor ve aşkla bağlı olduğu tiyatroya devam ediyor. Hatta soy isimleri Özcan malum. Naşit soyadını kullanmasını dönemin tiyatrosunun en büyük ustalarına Muammer Karaca tavsiye ediyor. Diyor ki sen diyor Naşit soyadını kullan, babanın ismini yaşatmış olursun. Ve biz yıllarca tabii Adile Naşit olarak bildik. Adile Naşit Özcan. Selim abisi Selim de aynı şekilde kullanıyor. Selim Naşit Özcan. Hatta Selim Naşit'in oğlu o da aynı şekilde Selim Naşit diye dedesinin ismini yaşatıyor. Tiyatronun o dönemler tabii çocuk bölümünde falan oynuyor. Fakat bir gün yani hep böyle hikayeler olur ya, bunun da tabii gerçekliğini bilmiyorum. Muhtemelen böyle bir tesadüf olmuştur. Bir gün yetişkini oynayan bir oyuncunun hastalanması sonucu biraz da böyle makyajın etkisiyle Adile Naşit'i yetişkin bir oyuncu kıvamına getiriyorlar ve çıkıyor sahneye oynuyor. Gerçekten çok güzel oynuyor ve şey derler ya, böyle rolü kapıyor artık. Buradan devam ediyor. Zaten ondan sonra da işte bu tiyatro oyunlarına devam ediyor ve ondan sonra evlilik süreci başlıyor. Sonra çocukla alakalı bir durum falan var. Oraya gelmeden önce senin bu kısımda söyleyeceğin şeyler varsa onları alalım. Şimdi 1930 doğumlu zaten ve sinemayla tanışması mesela 1947 yılında oluyor. Ama senin de söylediğin gibi hep tiyatro ağırlıklı gidiyor. Sinema Tabii çok tabii tabii. fazla düşündüğü bir dal olmuyor ve Şey, 1947 özür dilerim, yılındaki 70'lere kadar toplamda 10 film evet bile de aynen yoktur aslında. öyle ben yazmışım. 1950 ile 70 arasında sadece 7 tane filmde oynamış arkadaşlar. 7 tane film çevirmiş. Yara ilk filmi 1947 yılındaki 17 yaşında oynamış zaten. Ta ki Beyoğlu Güzeli'ne kadar 71'de çevirdiği Beyoğlu Güzeli'nden sonra da ki Arzu Film çatısı altında Ertem Eğilmez ve Bakırköylü sanatçılarla birlikte yaptıkları ve ondan sonra 100'e yakın filmle sanat hayatını noktalamış. Ama o dönem içerisinde tiyatro çevirileri tarafından bilinen bir isim zaten. Her şeyden önce zaten az önce dediğimiz gibi Komiki Şehir Naşit'in kızı olarak biliniyor. Bizim kendisiyle tanışmamız da 70'li yıllara kadar dayanıyor. Tabii bu ara içerisinde 1960'larda işte biraz önce senin değindiğin gibi oğlunun vefat haberi ciddi anlamda yer buluyor basında. Yani o zaman tanınan, bilinen bir sinema oyuncusu değil. Fakat Naşit'in torunu olarak bilindiğinden dolayı ciddi anlamda basında da bir destek kampanyası yapılıyor. Oğlu Ahmet Naşit Keskiner 1951 yılında dünyaya gelmiş. 1960 yılında da kalbi delik olduğundan dolayı bir rahatsızlık geçiriyor ve çocuk okuldan alınıyor. Çünkü çocuğun koşması yasak, yorulması yasak, kalbi delik olduğu için herhangi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Ve 1960'tan 1966'ya kadar olan süreç içerisinde çocuk evde kendi başına yaşayan bir izole bir hayat sürdürüyor. Yani arkadaşlarıyla bilmem neyle bir etkileşimi olmuyor. Daha sonra durumu fenalaşınca tedavinin Türkiye'de değil tam tersine Amerika'da olduğu ortaya çıkıyor ve 100 bin lira gibi 1966 yılından bahsediyoruz. Bir ameliyat masrafı çıkıyor Sedat. Bunun üzerine de bunu nasıl toplayacağız diye düşünüyorlar. O dönemki 1966 yılındaki İstanbul'daki tiyatro grupları bir gecelik hasılatlarını bu yardım kampanyası olarak bağışlıyorlar. Ve bu da yaklaşık 20 bin lira gibi bir para yapıyor. Geri kalan 80 bin lira kalıyor ve 80 bin lira da bir şekilde denkleştiriliyor. Sağdan soldan bulunan paralarla birlikte. Ve küçük Ahmet o zaman basında da aynı şekilde çıkıyor. İşte bu çocuğa yardım edin, bu çocuk ölmesin, yaşatılsın diye sürekli olarak bir haber bombardımanına tutuluyor halk. Ve sonunda toplanan paralarla birlikte 16 Haziran 1966 tarihine ameliyat günü veriliyor. Bu tarih niye önemli? Çünkü bir gün sonra 17 Haziran Adile Naşit'in doğum Doğum günü. günü. Ve diyor ki bu bana doğum günü hediyesi. Şimdi kaynaklarda küçük Ahmet'i biz Amerika'ya gönderiyoruz. Fakat Adile Naşit Evet. gitmiyor. Kendisi İzmir'de bir turnede Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda oynuyor.
Şimdi bunu sorabilirsiniz. Ya annesi niye başında değildi filan. Tabii biz o günleri bilmiyoruz. Yani Amerika için vize mi alamadı, işte gidemedi mi, başka bir şey mi oldu? Orayı bilmiyoruz ama Ahmet oraya gidiyor ve ameliyata giriyor. ADNH'te çocuğunun durumunu İzmir'den merakla bekliyor. Ve daha sonrasında çocuk ameliyattan çıkıyor. Gayet sağlığı yerinde. 17 Haziran'da. Ve sonrasında bir şeyler ters gidiyor anladığım kadarıyla. Ve arkasından da yoğun bakıma alınıyor. Ve sonrasında da kurtulamıyor. Hatta o sırada Adile Naşit oyunda, sahnede, sahnenin birinci perdesinde içeriye haberi geliyor. Oğlu vefat etti diye. Ve kuliste arada söylüyorlar. Fakat Adile Naşit hiç oyunu bozmuyor. İkinci perdeye çıkıyor. Ağlayarak, gözyaşı dökerek oyunu tamamlıyor. Ve sonra oğlunun acısını ömrünün sonuna kadar yaşıyor ve hepimizin de bildiği gibi hiçbir zaman da doğum gününü kutlamıyor. Şimdi bununla ilgili bir de benzer bir durum aslında eşinle de alakalı var. Eşi 1982'de Ziya Keskiner vefat ettiğinde onun vefatını da tiyatro sahnesindeyken Evet. alıyor. Onda da aynı kaderi paylaşıyor aslında. Oyuna hazırlanırken daha doğrusu oyun başlamadan. Şimdi oğlunun vefatını birinci perdeden sonra alıyor ama bu oyun başlamadan önce eşinin vefat haberini alıyor. Ama yaşadığı acıya rağmen gösteri devam ediyor. Şimdi bu konuda bazı tiyatrocuların aslında ikiye bölünmüş durumda. Oyun devam etmeli mi? Bana ne arkadaş, yani oyun yani benim en değerlerim burada vefat ediyor. Oğlum, işte eşi, kızı, neyse artık. Ben bu kadar da bu işe kutsiyet atfetmenin gereği yok falan diyorlar. Ve böyle ikiye bölünmüş durumda. Bilmiyorum seyirciler ne düşünüyor bu konuda? Yani gösteri devam etmeli mi? Yoksa bu tip durumlarda yani ertesi gün sahneye çıkanlar var, aynı gün sahneye çıkanlar var. Hani bu tiyatroya ya da ne bileyim bu tip hadiselere bu kadar kutsiyet atfetmek gerçekten doğru bir şey mi? Bilemiyorum ama şöyle Adile Naşit'in o hüzünlü bakışı hepimizin gözünün önüne gelir zaten. O hüzünlü bir fotoğraf var hep bakışlarında. Hatta bir tanesinde oğlunun fotoğrafıyla beraber şöyle tuttuğu bir şey var, fotoğraf var. O hüzünlü bakış oğlunun vefatından sonra hep yüzünde kalıyor. Hiçbir zaman gitmiyor. Biz onu hafize anında da görüyoruz. İşte uykudan önce programında da çocukları eğlendirirken de aslında bu hüzünü görüyoruz. Ben Adile Naşit'le ilgili hep şunu söylemişimdir. Ne demiş? Gösteri devam etmeli. Futbolcunun da maç gününde de ölüm haberi alıyor zaman zaman. İşte burada da mesela ikiye bölünmüş durumdayız. Az önce bir arkadaşımız da şey demiş. Yani bu kadar kutsiyet atfedilmesi saçmalık demiş. Olabilir, herkesin görüşü, bir şey diyemem. Ben Adile Naşit ile ilgili hep şunu söylüyorum. Çocuklara bu kadar çok düşkün olmasının sebebi zannedersem evlat sevgisini yeteri kadar hissedemedi. Yani çocuğuna Evet. doyamadı. Başka çocuklar da bunu yaşamaya çalıştı, hissetmeye çalıştı. Bunun bir tipik örneği geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir ay önce vefat eden Tuncay Akça. Onunla en son röportaj yapan kişi bendim, Bizimkiler dizisiyle alakalı yaptığımız röportajda. Çok sağlık sorunlarından bahsetmemişti ama kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin. O şundan bahsetmişti. Bayramlarda giderdim dedi ben Adile ablaya. Ayşen ablayla dedi atlı üstlü Balmumcu'da, Beşiktaş'ta Balmumcu'da otururlardı. Zaten komşularmış. Bugünkü senin anketinde de galiba öyle bir netice çıktı değil mi? Evet. Komşularmış. Adile abla dedi beni evlat edinmek istedi. Zannedersem babası izin vermiyor Tuncay Akçay'ı evlat edinmesini. Çünkü anne oğul olarak oynadığı rollerde falan çok yakışıyorlardı. Ya da işte mesela bir anneler günü sahnesi var onların şeydeki Bizim Aile filmindeki. Ben çok yakıştırmıştım. Onu ben ilk defa Tuncay Akçay'dan duymuştum. Yani öncesini bilmiyorum tabii, bir yerde paylaştığımı bir yerde söylediğimi bilmiyorum ama ben ilk defa böyle karşılıklı söyleyince bu birçok yerde de haber oldu hatta. Evlat sevgisini böyle hissetmeye, böyle gidermeye çalışmış olmadı. Belki de evladına hasret olarak Ve gitti. o bir röportajı var. O benim çok içimi burkar. Evladının vefatıyla alakalı. O zaman mezar başında veriyor bu röportajı. Diyor ki biz kendimize Ahmet'in ölümünü alıştırmıştık zaten. Ama evlat acısı hiçbir şeye benzemiyormuş diyor. Köpeklerle, oyuncaklarla, balıklarla avuttum kendimi diyor. Köpek kör oldu, balıklar öldü, çiçekler soldu.
Böyle geçti zaman ama avunamadım diyor. Gerçekten evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Kesinlikle Allah öyle. Rahmet eylesin yani, ya, öyle söyleyeyim. Öyle bir arkadaşımız şeyi sormuş. Arkadaşlar Tayfun Çorak'la ilgili bir şey yazmışsınız da Tayfun Çorak huzur evinde, bakım evinde kalmıyor. Kendi evi var. Hatta zeytin bahçesi var. Gayet varlıklı bir kişi kendisi. Hani kimseye muhtaç değil, maddi olarak söylüyorum. Fakat müthiş bir yalnızlık çektiğini ben biliyorum. Kendisi bunu yer yer ifade ediyor zaten. Twitter'da falan da yazıyor. O sebeple hani yanlış bilgilerin önüne geçmek için söyleyeyim. Tayfun Bey'in böyle bir sıkıntısı yok. Huzur evinde falan kalmıyor. Bilginiz olsun. İbrahim Bey size bir şey sormuş. Evet, Ahmet Bey yorumları görmüyor mu? Görüyorum ama sürekli bakamıyorum arkadaşlar. Çünkü burada arada notları da kontrol ediyorum. Sayfalar karışmasın diye. Çünkü çok fazla şey var. Ahmet Eroğlu da bize özellikle az önce söylediğim gibi bu Aden Aşit'in kimlerle oynadığını, kimlerle oynamadığı hakkında bilgisini aldığımız kişi. Oraya da gelince söyleyeceğim. Bu arada sen Balmumcu demişken şöyle bir şey var. Arkadaşlar eskiden bu gazetelerde ve dergilerde ne kadar gariptir ki sanatçıların adresleri ve telefon numaraları açık açık ifşa ediliyormuş. Evet çok var, gördüm ben de. Bir şey yok. Şimdi ben Aden Aşit'in bir gazeteden telefon numarasını ve adresini buldum. Az önce sen Balmumcu dedin diye. Not da çok ilginç ama Sedat. Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sokak No 46 Beşiktaş. Telefon numarası 66 10 09. Notta da şöyle diyor altında. Arkadaşlar gider ya da ararsanız akşam girin çünkü akşam evde oluyor demiş. Yani gazete. Yani gündüz gidip taciz etmeyin, akşam taciz edin demiş ki. Ya bu nasıl bir kahve kanka diye bir şey yok mu kardeşim? Ya, onu da geçtim ya, bu insanın düşmanı olabilir, ne bileyim alacaklısı olabilir, husumetlisi olabilir, kan davası olabilir. Açık açık adresini, telefon numarasını yazmışlar. Numara da ev numarası. Hani cep telefonu değil ki kapatasın ki en fazla fişini çekersin burada ama. Ve de demişler ki gündüzleri olmuyor, akşamları gidin diye. Çok enteresan. O zamanlarda böyle şeyler yapılıyormuş açıkçası. Şimdi ben biraz şeyden bahsedeyim istersen Sedat. İlginç özelliklerinden. Burası eminim izleyenlerin çok hoşuna gidecektir. Çünkü farklı farklı bayağı bugün bir notlar topladım. Onları şuradan şey yapayım. Bir kere kendisini çok seven bir insan değilmiş yapı olarak. Çünkü boyu 1.45 arkadaşlar. Ayakkabı numarası 32. Ve 32 numara kadın ayakkabısı... 32 mi? Evet, 32 numara kadın ayakkabısı olmadığı için 34 ya da 35 numara ayakkabı bulduğu zaman çok seviniyormuş. Ve içerisine kağıt ya da pamuk doldurarak giymek zorunda kalıyormuş. Çünkü 32 numara ayakkabı çocuklar için var. Çocuk ayakkabısı olmayacağından dolayı. Ve çok aşırı seviniyormuş öyle bir ayakkabıyı bulduğu zaman. Mesela mayo giyip de denize giremezmiş. Çok utanırmış mesela. Biri gelip de deseymiş ki ya çok güzel oldun dediği zaman benle dalga geçiyor. Ya aslında kınıyor da böyle söylüyor diye. Kendi kendine komplekse girermiş. Mesela... Özür dilerim. Bunun mesela sebeplerinden bir tanesi de eşiymiş aslında, biliyor musun? Evet. Sinemayı çok istemiş ama eşi sürekli yani fiziksel görüntüsüyle alakalı, görünüşüyle alakalı. Ya senin boyun kısa, sinema sanatçıları böyle uzun olurlar, kadınlar falan biraz böyle gösterişli olurlar, güzel olurlar falan. Yani böyle söylüyorsun, niye evlendin kadına demezler mi yani, bir de o var. Seni oynatmazlar falan diyor ama hiçbir şekilde dinlemiyor ve oynuyor yani. Yine o 71'e kadar 7-8 tane filmde oynuyor. Kocasını dinlemiyor ama galiba bu konuda onun özgüvenini kıranlardan bir tanesi de kocası. Evet. Mesela demiş ki ben hiç kimseyi kırmam, kimseye de kötü davranmam. 41 yıllık meslek hayatımda dargın olduğum hiç kimse yok. Yani hiç kimseyle küsmemiş 41 yıllık hayatında. Belki beni sevmeyen vardır diyor ama ben bunu hiçbir zaman hissetmedim diyor. Yani sevilmediğimi hissetmedim diyor. Şaka kaldırırım diyor. Tevazu sahibiyim ama bu de en kötü özelliğim diyor, tevazu sahibi olmak. Çok eleştiri alıyormuş mesela. Ya kötülük gelir, sana şöyle yaparlar, böyle yaparlar diye. Ama ben tevazunun bana bir kötülük getirdiğini hiç görmedim demiş. Kemal Sunal gibi uçaktan korkarmış mesela. İlk defa duyacağınız bir bilgi. Zorunlu olarak olmadıkça uçağa asla binmezmiş. Araba yolculuğundan da korkarmış. Araba yolculuğunu da tercih etmemeye çalışırmış. Ama mecburen film çekimleri için gidildiğinde arabaya binermiş. Gök gürültüsünden, zelzelden, fırtınadan aşırı şekilde korkarmış. Karanlığı hiç sevmezmiş. Evinde mutlaka geceleri bir lamba açık kalırmış. Genelde de antredeki, holdeki açık bırakırmış ışığı.
Gece ışık olmazsa asla uyuyamazmış. Mutlaka ışık olmuşsun istermiş. En sevdiği ay Mayıs ayıymış. Ben Haziran'dır diye düşünüyordum ama Mayıs ayını çok severmiş. Röportaj yapıldığındaki tarihte bildiğim kadarıyla sonrası için de geçerli bu. Bir evi olmamış kendisinin. Hep kirada yaşamış. Borcu yokmuş ama parası da yokmuş söylediğine göre. Ve dediğin gibi Adile Naşit ile Ayşen Gurdu altı üstü otururlarmış ama aralarında hiçbir zaman para muhabbeti geçmezmiş. Yani ikisi beraber bir filme gittiklerinde bile ya sana kaç lira verdiler, bana bunu verdiler, bana niye az verdiler, sana çok verdiler gibi asla böyle bir muhabbete girmezlermiş. Aralarında bir para muhabbeti olmazmış. Çok fazla yapımcı tarafından kandırılmış, dolandırılmış, bonolar verilmiş ve bonolar karşılıksız çıkmış filan filan mesela. En büyük hayali Adile Naşit kreşi diye bir kreş açmakmış. Ama Yine maalesef çocuk yani. evet ömrü vefat etmediği için bu kreşi de açamamış. Asıl işte gireceğimiz noktalardan bir tanesi burası. İşte bu kadın için çok ciddi anlamda işte dini bütün olanlar öyle sanılan arkadaşlar çok eleştiriyor ama her Ramazan ayında arkadaşlar ilk defa duyacaksınız belki ama her Ramazan ayında orucunu tutarmış. İbadette kabahat de gizlidir ama bunu söyleyelim buradan. Bugün ben ünlü sinema oyuncusu Itır Esen Hanım'la konuştum. Uzun bir söyleşi yaptık kendisiyle. Ve bugün dedim ki bilse bilse Itır Esen bilir herhalde. Çünkü beraber aynı seti paylaştılar. Aynı şekilde oynadılar. Nasıl bir insandı dedim. Birçok şey anlattı. Bu kısımla ilgili anlatacağım olay şu. Çantasında mutlaka bir Yasin-i Şerif taşırdı. Her cuma günü açar, o kitaptan Yasin okurdu. Beraber türbelere giderdik, evine giderdim. Evinde her zaman için mutlaka o hani dinle alakalı şeyleri görürdüm diye bana anlattı bunları ama toplum tarafından dinsiz, işte ne bileyim, işte kitapsız olarak biliniyor. Bunu diyenlerin aslında çoğundan daha dindar olduğunu görüyoruz. Onu diyenlerin Gerçekten aslında kitapsız olduğunu çok iyi biliyoruz. evet, ne yazık ki. Yani bu kadın Kur'an-ı Kerim'in de okuyormuş. Ramazan'da orucunu da tutuyormuş arkadaşlar. Türbeleri de gidip ziyaret edip aynı dediğimiz gibi çantasında Yasin Abi taşıyıp şöyle şöyle yapıyormuş. amenna, amenna. Bunların hiçbirini yapmayabilir de. Ben Adile Naşit'i ki işte Kur'an okusun, aman Yasin gezdirsin, orucunu tutsun diye. Bunların hepsi kendisiyle alakalı şeyler. Beni ilgilendiren şeyler değil. Ben ondan ya oyuncuysa eğer güzel bir şekilde oynamasını, verilen oyunun rolü güzel bir şekilde oynamasını, hissettirmesini ve kendini bize sevdirdi zaten. Onu bekliyoruz. Başka hiçbir şey beklemiyoruz ki. Onların hepsini aslında Allah'ın soracağı şeyler. Ben niye sorayım? Biz bunu kaçırıyoruz aslında. Hadisi Eskiden şerif var ko. derlerdi biliyorsun ibadetle kabahat gizlidir ama artık böyle bir şey yok günümüzde. Şimdi mesela Zehra Hanım da yazmış. Farz ibadet gizli olmaz demiş ama ben katılmıyorum. İbadet bence de gizli olmalı. Hatta hayır yaparken bile sağ elin verdiğini sol el bilmemeli diye bir şey var aynı zamanda. O yüzden hani biz bunu niye anlattık? Ya Adena şöyle oldu böyle toplum tarafından çok ciddi anlamda özellikle 2000'li yıllardan sonra bir dezenformasyon var arkadaşlar. Bu kişiyle Mesela alakalı. takipçilerimize şu an bu yayını izleyenlere sorsak Adile Naşit'i niye seviyorsunuz diye hiçbiri dini bir kılıf aramaz. Yani hepsi farklı farklı özellikler. Mesela arkadaşlar yazar mısınız? Adile Naşit'i niye seviyorsunuz? Ben mesela şöyle özetleyebilirim. Adile Naşit'e yakıştırılan bütün bu kimliklerin üzerinde Adile Naşit bütün bu kimliklerin üzerindeydi. Ve o hayatı boyunca hiçbir zaman kökenine dair de bir açıklama yapmadı. Hani ben şuyum buyum falan diye hiçbir şeye de aidiyet hissetmedi. Biz onu hep Türk oğlu Türk, Türk evladı olarak bildik ve o şekilde sevdik. Adile teyzemiz olarak sevdik ya da Hafize annemiz olarak, Hafize anamız olarak sevdik. Ve sevmeye de, izlemeye de devam edeceğiz. Çünkü gerçekten sinema perdesinde bizden bir karakterdi o. Gerçekten bizden bir karakterdi ve bizim evimizde gördüğümüz o anne profilini orada görüyorduk, izliyorduk. Sinemada izlediğimiz anne, sokakta karşılaşabileceğimiz sıradan bir kadındı. Ve insanlar sinemada özellikle benimsediği karakterler genellikle ya da çok sevdiği, izlediği karakterler genellikle böyle her zaman karşılaşabileceği, belki kendi annesinden, teyzesinden, anneannesinden pay biçerek orada gördüğü karakterlerdi. Çünkü yanında yöresinde sevdiği insanları orada görünce daha bir benimsiyor. Biz Hafize anneyi, Hafize anayı izlerken ya da Adile Naşit'in bütün rollerini söyleyeyim izlerken bu sıcaklığı hissettik de sevdik. Yoksa
ben Adile Naşit aman Yasin okuyormuş daha çok seveyim falan böyle bir şey yok yani. Ki belki bundan dolayı sevilmem yani bunu duyunca sevmeyecek cephe alacak manyaklar da vardır o ayrı bir durum da. İşte bu gibi saiklerle insanı sevip sevmemek bana çok mantıksız geliyor. Ne yazmış ben nostalji sahnesi Tufan demiş ki Deliler Koğuşu'nda bir sahnede korkma Allah duymaz repliği yüzünden dinsiz ilan edildi. Onun senaryosunu İhsan Yüce yazmıştı arkadaşlar. O filme dair bir eleştiri var. Evet insanların oradaki kişilerin biraz böyle Tanrı karşıtı, yaratıcı karşıtı, din karşıtı olarak resmedilmesi sinema otoriteleri tarafından da aslında eleştirilen bir durumdu. Fakat bunun da bir sebebi var. Sebebi şu, 1981 yılında çekildi o film. Tam darbenin bir sene sonrasında ve o buhranı, o dönemi hatırlayın dedim, hayal edin. Ben yaşamadım orayı da o dönemi yaşayanlar hatırlasın. Yaşamayanlar da hayal etsinler. Şöyle bir baskı döneminden çıkmış insanlar ve saniye, bir saniye, bir saniye şöyle şu arkadaşı da bir zehirleyeyim ben. Tamam. İnsanlar baskı döneminden çıktılar ve hani şey vardır ya böyle ipten kopmuş gibi böyle etrafa saldırması falan. Sinemada da böyle bir anlatım çılgınlığı vardı. Dikkat edin o dönemlerde hep böyle bizim toplumsal gerçekçi cesur filmlerimiz hep o dönemlere rastlar. Biraz da bunun etkisinden dolayı yapılmış olabilir Deliler Koğuşu filmi. Yani evet eleştirilen bir durum ama neticede bunu Adile Naşit söylemiyor. Oradaki rol söylüyor. Onun gerçek şey olamaz. Yani biz gidip ne yapalım? Anthony Quinn'i görünce Hazreti Hamza diye sarılalım mı? Yani böyle bir saçmalık mı var? Hazreti Hamza'yı oynadı ama adam hiçbir zaman Müslüman olmadı. Ona da Müslümanlık yakıştırması yaptılar. O sebeple ben rolle kişinin kendi gerçek kimliğinin ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu gerçekten yapabilirsek iyi bir sinema izleyicisi oluruz diye düşünüyorum ama çok zor ya bizim memleketimizde bunun olması. Çünkü hala rolle anılıyor insanlar. İsmini söylediğimizde en son dün mesela Arif Erkin Güzelbeyoğlu dediğimizde çoğu kimse bilmez. Ama Mimik Dede deyince herkes hatırlıyor. Adam da zaten bundan şikayet ediyor. Yani benim diyor ismi bilmezler ama simamı görünce herkes tanıması gereken herkes tanır diyor. Böyle de bir hastalığımız var. Allah iyesin. Ne diyeyim? Ben Ya arkadaki denecek yorumları aslında. okuyorum da, yok yok arkadaki Ben de yorumları onlara okuyorum bakarak. da ben açıkçası bazen işte şey yapıyorum, takılıyorum böyle şeylere. Ya eskiden yoktu bunlar arkadaşlar. Hepimiz bu insanlar evimize bir televizyon ekranından ya da sinemada, sinema perdesinden hayatımıza dalan insanlardı. Fakat 2000'lerden sonra bir şey oldu insanlara ve tamamen din odaklı düşünmeye başladık. Tamam evet dinimiz hepimiz Müslümanız ama yani bu kadar herkesi din şeyine oturmaya gerek yok yani. Ama nedense işte Adem Aşçısı'nda anlatılan çok fazla şehir efsanesi var. Ben bunlara girmiyorum. Çünkü çoğu deli saçması zaten bunların. O yüzden biz şeyde Abi sadece kalsak şunu daha iyi. söyleyeceğim. Birkaç gün önce bir kız çocuğu ölü olarak bulundu ve onun köyü, ailesi komple dini bütün insanlardı. O sebeple dindar iyidir, dinsiz kötüdür algısını yıkmamız gerekiyor. Bana çok bu tip sınıflandırmalar çok manasız geliyor. Benim arkamda şurada İlmihal kitabı var. Okuyorum. Bu İlmihal kitabında bunları şöyle işte yani bu tip bir tasnif yapmıyor. Fakat özeti şu. Peygamberin bir hadisi var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bu insanlar ve size bakarak kimse İslam'a özenmiyorsa imanınızı gözden geçir. Bu iki hadisi şerife dikkat ederlerse çok güzel olur. Neyse olay böyle Ramazan Nihat Hatipoğlu programına dönmeden ben başka bir noktaya geçiş yapmak istiyorum. 1970'lerden sonra artık Adile Naşit sinemada. Özellikle Ertem Eğilmez'le beraber o Beyoğlu güzelinden sonra Ertem Eğilmez'le beraber sinemaya geçiş yaptı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ertem Eğilmez bir tabir var. Ben bu tabiri özellikle okuyacağım. Tabir de şu diyor ki yine bu Sibel Hanım'ın kitabında geçiyor. Sibel Hanım diyor ki Ertem Eğilmez Adile Naşit'e kanat takıp uçurmuş ama aynı zamanda bir kafesin içine de koymuş. Ertem Eğilmez'in röportajlarına baktığımızda
Bunun da farkında aslında kendisi. Adile Naşit çok popüler oldu. Ertem İlmez filmleri, Arzu filmin filmleri sayesinde. Ama bir yandan da sanki bir şeye kısıldı gibi. Yani bir role büründü. O rolün dışına çıkmasına müsaade edilmedi gibi bir durum var. Belki de seyirci böyle kanıksadığı için seyirci müsaade etmedi. Farklı rollerde çok fazla görmüyoruz. Adile Naşit yani kötü rolde ben hiç görmedim açıkçası. Siz gördünüz mü bilmiyorum da. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben çok merak ediyorum. Adile Naşit'le Arzu filmleri hakkında. Belirli insanlara belirli roller yapışıyor zaten. Yani klasik işte Kemal Sunal'da da bunu konuşmuştuk biliyorsun. Ve hani o kalıp içerisine girdikten sonra da kolay kolay orada çıkmaları mümkün olmuyor. Zaten bugün sinemada anne karakterini oynayan bir Mürüvvet Simm var. Hani başarıyla canlandıran. Bir de gördüğünüz gibi Adile Naşit var. De Şükrü Atal vardı. O da çok iyiydi. Evet, yani onu sayarsak onun gibi var ama hani o komedi filmleri içerisinde Ha evet, tabii. baktığımızda İkisi başa çekiyordu özellikle. Yani birbirlerini iyi destekliyorlardı açıkçası. Biraz önce söylediğim gibi 100'e yakın filmde oynamış Adile Naşit. Ahmet Bey'in de bize verdiği donelerle hareket edelim. Münir Özkul'la 32 tane film çevirmiş ki herhalde kimyaları en çok uyuşan ikiliydi Biz Münir Özkul'la. çocukken evli Çünkü zannediyorduk zaten onları. evet, anne babayı çok iyi oynadılar gerçekten. Hatta bize derdik ki zamanında çocukken bunlar niye evli değiller acaba derdik. O kadar çocuk aklımız öyle düşünürdük. Ama halbuki ikisi de o sırada evliymiş mesela başka insanlarla. Kemal Sunal'la 20 tane filmde yer almış. Daha çok gibi bekliyordum ama 20 tane çıkmış. Halit Akçatepe ile 18 çıkmış. En çok filmi Ayşen Gruda ile beraber çevirmiş. Tam 34 tane film çevirmişler. Yani Münir Özkul'dan da fazla. Bunda ben biraz şeyi de yoğurdum. Hani alt üst komşular. Belki hani birine gelen teklifi ya işte burada anne rolünde Adile Naşit oynasın ya da işte ona gelen şey kızımı Ayşen oynasın deyip paslamış olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi 1970'te sinemaya girmiş 86-87 yılına kadar sinemada filmler çevirmiş ama Ayhan Işık'la hiç filmi yok. Cüneyt Arkın'la hiçbir film çevirmemiş arkadaşlar. Mesela hani böyle bir program yapabiliriz bir gün. Hani birbiriyle hiç oynamayan sanatçılara bunu Evet. koyabiliriz mesela. Cüneyt Arkın'la beraber ödül aldığı filmler var. Yani şeyde görünüyor. Antalya Film Festivali'nde ikisi de birlikte ödül aldığının fotoğrafları var. Ama beraber film çevirmemişler. Yılmaz Güney'le mesela hiçbir filmi yok. O dönem içerisinde hiç oynamamış. Kadir İnanır'la Ceza ve Doktor olarak iki tane filmi var. İzzet Günay'la Renkli Hayatlar diye Ben bir tane doktora filmi hatırlıyorum da var. ceza nasıl bir film? Ceza izlemiş miydin yoksa ben doktora Ben hatırlıyorum izlemedim. ama Yok. Ayşen Gruda da Yok. vardı orada. Evet. İzzet Günay'la işte Renkli Hayatlar'da bir tane diye bir film var. Sadi Alıçık'la bir, Edison'la iki, Fikret Hakan'la iki, Öz Türkseren Gilli'yle de bir oynamış. Yani aslında asıl şey Arzu film. Az önce senin de söylediğin gibi Arzu film bünyesinden çok çıkmamış 80'li yıllara kadar. Sonrasında 80'li yılların başından itibaren bir uykudan önceki çocukların ve kuzucukların özellikle en çok sevdiği yapıma geliyoruz. Arada sonrasında sinemanın kötü gitmesiyle birlikte arabesk film dönemi, video film dönemi, işte arada Kuruntu Ailesi'nde yer almış birkaç dizide görünüyor. Şimdi şeyle alakalı, uykudan önceyle alakalı da senin notların yoksa ben birkaç bir şey anlatayım o Benim konuda. yok notlarım var. Özellikle 70'lerle ilgili birkaç şey. Hem soracağım aslında takipçilerimize bunu ne düşünüyorlar bu konuda merak ediyorum. Özellikle Hababam sınıfıyla alakalı bir durum var. Şimdi Hababam sınıfı Adile Naşit midir diye bir soru geliyor aklıma. Çünkü Hababam sınıfının o dönemki bütün filmlerinde Hababam sınıfı Güle Güle filminde bile şey oynuyor. Adile Naşit oynuyor. Mahmut Hoca'nın olmadığı film, işte en son filmde Mahmut Hoca, Münir Özkul yok. Ama bütün filmlerde şey var. Adile Naşit var. Şimdi yan rollerde oynuyor hep Adile Naşit ama filmlere öyle bir damga vuruyor ki biz Adile Naşit'i o filmde oynadı dediğimiz zaman hatırlıyoruz. Adile Naşit'le hatırladığımız filmler bile oluyor. Öyle de baskın bir oyuncu. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. İşte burada mesela merak ettiğim bir nokta var. Bunu bir gün Ferdi İlmez'le konuşursak ben onun fikrini de merak ediyorum. Adile Naşit yani Hababam sınıfı aslında Adile Naşit midir? Ayakta tutan, onu idame ettiren
bir anlamda böyle harcını tutan kişi Adile Naşit midir bilmiyorum. Şimdi 70'lerde Adile Naşit'in bu kadar çok popüler olması bana biraz garip geliyor. Özellikle sinemada bu kadar popüler olması bana garip geliyor. Sebebini de söyleyeyim. Adile Naşit'in işte az önce ben gerçi babasının Rum olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir şey yok ama sen mesela dedin ki babasının Rum olduğuna dair bilgi var. Annesi zaten Rum. Şimdi 1970'lerde müthiş bir şekilde Rumlara yönelik özellikle Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Rumlara yönelik bizde bir antipropaganda falan vardı. Yani bir nefretle bakılıyordu o dönemde. Çünkü bir savaş hali var. Halkın da bundan etkilenmemesi, buna karşı tepki göstermemesi beklenemez tabii ki elbette tepki gösterecek. Adile Naşit'le o dönemde enteresandır. Bu dönemde popüler oluyor. Annesi Rum olan bir oyuncu, yarı Rum diyebileceğimiz bir oyuncu bu dönemde popüler oluyor. Bana biraz garip geliyor ama garip gelmesinden ziyade biraz da başta söylediğim şeye bağlıyorum. Adile Naşit hiçbir zaman etnik kökenini ön plana sunmadı. Yani ben şuyum buyum demedi. Tamamen oyunuyla, tamamen işte sanatıyla ön planda olmaya çalıştı. Onunla kalıcı olmaya çalıştı. İşte bizim böyle sanatçılara aslında ihtiyacımız var. Bugünden baktığımızda bunu dedirtiyor Adile Naşit. O sebeple bu örnek gösterilebilir bir şey aslında. İşte X diyelim propagandasının yapıldığı dönemde o X'e tabi olan, o X'e mensup olan birinin bu ülkede yükselmesi, oyunculuğunun yükselmesi, kariyerinin parlaması çok olası bir şey değil. Fakat Adile Naşit bunu başarıyor ve 1976 yılında İşte Hayat filmindeki yan rollerden birindeydi bu. En iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor, Altın Portakal alıyor. Böyle de Evet. bir kariyeri var Adile Naşit'in. Yani şu sevmiyor, bu sevmiyor falan onu bir kenara bırakırsak gerçekten çok zor şartlar altında bir de özgüveninin yıkılmış olmasına rağmen bir hani kadın değil de artık anneanne, babaanne ya da ne bileyim işte böyle yan rollerde oynayabilecek bir kadın anca bunu oynarsın diye ona telkin ediliyor. Mesela Ah Nerede filminde Tarık Akan'la o sahneleri nasıl böyle sarılıyordu falan. Yani arada neredeyse bir 30-40 santim daha fazla belki şey var. Mesafe var. Onunla evlenmeyi planlıyor. Böyle bir rolde, böyle bir özgüvende Adile Naşit. Çok başarılı bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Abdullah Bey'le Sonrasında konuştuğumuzu soruyormuş da Adile Naşit konuşuyoruz. Adile Naşit evet konuşuyoruz. Az önce uykudan önce programı ile ilgili bir şey söylemiştim. Uykudan önce Ya programı. şöyle, niye çok seviliyor? Sadece sinemayla kalmadığı için çok seviliyor. Çünkü belirli bir jenerasyonu TRT'deki uykudan önce programıyla yakaladı. Şimdi neydi bu uykudan önce? Belki yaşı yetmeyenler ya da şu anda hani daha küçük olanlar hatırlamazlar. Bizim dönemimizin bir televizyon programıydı. Saat 8 gibi yayınlanırdı. Ve Adile Naşit ekranların başına geçer ve çocukların isimlerini söylerdi arkadaşlar önce. Veya mesela geliyor buraya, işte diyor ki Sedat, İbrahim, Ahmet, Mehmet, haydi gelin başlıyor program filan. Biz orada öncelikle kendi ismimizi duyacağız diye çok heyecanlanırdık. Ya benim adımı söyleyecek mi? Benim adımı orada zikredecek mi? Ve bazen çocukları kandırırlardı, o seni görüyor dediği zaman çocuk mesela oturmasına, kalkmasına dikkat ediyor. Yatıyorsa kalkıyordu mesela. Ya da yemek yemiyorsa hadi yemeğini ye falan diyordu. Hatta bu konuda kendisi de diyor. Diyor ki bir zaman sonra benim adım Telli Adile'ye çıktı. Yani Telli Baba gibi yemek yemeyen, huysuzluk yapan, söz dinlemeyen çocukları aileler bana getiriyorlar. Hadi sen şuna bir kız, hadi sen şunu bir uyar. Yemek yemiyor bak bilmem ne diye. Çocuklara telkin de veriyormuş. Hadi yemeğini ye falan diye. Ya da çocuğun çorabını, ayakkabısını getirememiş. Ya çocuğu getiremedim ama al işte buna şey yaptı yani telli baba gibi sanki. Kadınından böyle medet umuyorlarmış. Bir gün hatta dişçiye gidiyor. Dişçi randevusu var. Arabasını bir şeye park ediyor. Okulun önüne park ediyor. Çıktıktan sonra büyük bir izdiham yaşanıyor. Herkes etrafını soruyor. Benim adımı niye söylemedin hala? Beni niye söylemedin? Ya şöyle böyle filan. İşte ben dün yemeğimi yedim filan diyor. Ve büyük bir şeyle kalabalıkla dişçiye gidiyor. Dişçi bile şaşırıyor. Hatta almamayı düşünüyor. Yani kapıyı şey yapıyor. Adile Naşit onu içeri çekip kapıyı kapatıyor. İşte muayenesini yaptıktan sonra hala insanların beklediğini görüyor ve böyle kalabalığı yara yara arabasına gidiyor. O işte TRT'nin getirmiş olduğu o dönemdeki popülerlik kendisine daha fazla
bilinirlik kazandırıyor. Ya şöyle söyleyeyim, yani programın gücünü arkadaşlar hayal edin. Yani o dönemler yine söylüyorum. İnternet çok fazla yok. İletişim aracı diye bir şey yok. ADNH'ın evine 800 ile 1000 arasında mektup geliyormuş. Yani bu ne demek ya? 1000 tane her gün çuval çuval mektup geliyor. Ve siz bunu açıp okuma şansınız yok. Bazen ben şeyde karşılaşıyorum. Konudan biraz bağımsız. Açık arttırma ve mezat sitelerinde özellikle Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'a gelen hayran mektupları satılıyor arkadaşlar. Hiç açılmamış bu mektuplar. Ya bazıları yadırıyor, altta yorumlar. Ya işte sana mektup yazmış hayranın, nasıl okumazsın diyor. Arkadaşlar 1000 tane mektup geliyor. Düşünsene hangi birini açıp okuyacaksın ve çoğu da zaten imzalı fotoğraf istiyor. Ya da işte benim adresim bu, bana gelir misiniz tarzında şeyler yani yapıyor. Şuraya adamlar yorum yazıyor. İbrahim Bey onu bile okumuyorsunuz. Ayıp yani, bırak mektubu falan. Ondan sonra da yok kaçırdım. Şey yapıyorum. Bir de bir anı da anlatacağım. Bu çok hoşuma gittiği bir anı ve bunu hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Yani bir yerde de okuyamazsınız. Bu da bize ait. Sinemasko farkı biliyorsun. Uykudan önce zamanları ADNH'it programda işte çocukları biraz önce dediğim gibi görüyormuş gibi muamele yapıyor, konuşuyor. Derken diyor ki hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Diyor ki Gani diyor yemeğini yedin mi diyor. Mesela bunu soruyor. Normalde sormuyormuş aslında. Hani işte geldin mi ettin mi filan. Ve şaşırıyorlar program ekibi. Yani aynı şu andaki kameralar çekim yaptıktan sonra. Ve bütün set bittikten sonra bir tane çalışan yanına gidiyor. Diyor ki ya Gani kim diyor. Yani tanıdığınız biri mi, akrabanız mı? Niye Gani özellikle yemek yedin mi diye sordun diye. İşte bu bahsettiğim o 1000 tane mektubun birini almış, açmış ve içinden Gani Bey diye biri ADNH'da mektup yazmış arkadaşlar. 1972 tarihinde tanımış ADNH'da. Mektubunda aynen böyle söylüyor. Ve o zamandan beri zaten biliyorum seni demiş. 72 yaşındaymış kendisi. Eşi yokmuş, çocuğu yokmuş, bir başına yaşıyormuş ve evde hiç ses yokmuş. Demiş ki ben televizyonu sadece ses olsun diye bazen açıyorum. Hiç kimse de bana seslenmiyor. Çocukların seslendiğini duyuyorum. Bir kere de benim adımı söyler misin diyor. Ve ADNH'it zırıl zırıl ağlıyor bunu okuduğu zaman. Ve sadece ismini söylemiyor. Gani yemeğini yedin mi diye soruyor. Ve bu şeyden sonra TRT çalışanı oturuyor, o da ağlıyor mesela. Çünkü çok güzel bir şey. Yani düşünseniz evde tek başınızdasınız, televizyon açıyorsunuz. ADNH'it size diyor ki Gani yemeğini yedin mi diye soruyor. Adamın da muhtemelen tüyleri diken diken olmuştur. Böyle çok güzel bir insanmış açıkçası. Bugün yine Itır Hanım'la yapmış olduğumuz, Itır Esen'le yaptığımız söyleşide de kendisi söyledi. Çok kolay ağlayabilen, çok kolay gülebilen bir insandı dedi. Çok güzel set anılarımız var dedi. Yani her insan gülebilir, şu anda sen de gülebilirsin. Ama gülmeden ağlamaya insanlar çok kolay geçemez. Hiçbir şey kullanmadan, ne bileyim soğan, göz yaşartıcı bir şey kullanmadan kahkahayla gülerken bir saniye sonra direkt ağlayabiliyordu Adile abla dedi. Evine gittim, işte çok zaman geçirdim kendisiyle. Dışarıda gördüğünüz, programlarda gördüğünüz, filmlerde gördüğünüz kişi neyse gerçek hayatında da oydu dedi. Birçok insanla film çevirdim. Birçok insanın farklı huyları, özellikleri vardı. Hatta bunları da başka bir zaman konuşalım dedi. Ama ADNH'it gerçekten içi dışı bir olan bir insandı. Ve özellikle zaten o çocuğunun kaybını yıllar boyunca yaşamış. Ağlamasının da sebebi hep oymuş zaten. Ertem Eğilmez'de hatta bir anısında okumuştum. Niye bu kadar kolay? Çocuğu aklına geliyormuş zaten direkt. Yani o sahnelerde direkt çocuğunu düşünüp o yüzden kolaylıkla ağlayabiliyormuş. Evet, şimdi bu uykudan önce programının ortaya çıkış şeklinden bahsedeyim. Muhtemelen böyle bir şey oldu. Deliler Koğuşu filminde. Bunlar filmi izleyenler bilir. Bunlar işte akıl hastanesindeki birkaç deli. Hepsinin işte lakabı var. Adil Naşit, Münir Özkul, Altınar Bulak falan da var. İhsan Yüce var. Orada başka şey Müjdat Gezen vesaire falan. Mete İnsel. Neyse. Bunlar şey yapıyorlar. Tek eğlenceleri öğlen arasında ona müsaade edilen onlara müsaade edilen televizyon. Televizyon izliyorlar. Televizyonda o dönem dediğim gibi darbe döneminden sonra olduğu için müthiş bir toplumsal eleştiri filmi aslında o. İşte televizyonlardaki reklam çılgınlığı, insanları işte dolandırıyorlar vesaire. Aleni bir şekilde işte banker reklamları şunlar bunlar vesaire falan derken bunlar bu memleketin diyor düzelmesinin tek yolu diyor bu televizyonu ele geçirmek falan diye düşünüyorlar. Ve gidiyorlar TRT'yi basıyorlar. O canlı yayın esnasında Münir Özkul'un oynadığı işte Hamlet
şey yapıyor. Sana şunu yapacağız, sen şunu yapacaksın falan filan diye sahnede rolleri dağıtıyor. Adile Naşit'e de diyor ki, seni de diyor, onun oynadığı rolü, seni de diyor çocuk programı müdürü yaptım diyor. Her gün uykudan önce çocuklara sevgiyi öğreteceksin diyor. Bu olaydan birkaç ay sonra uykudan önce programı birkaç ay sonra uykudan önce programı başlıyor TRT'de. TRT bu olayın diyeti olarak galiba Adile Naşit'e böyle bir program teklif ediyorlar. Program ondan sonra başlıyor. Yine yani bu film eleştirmeni söylüyor. Belki de diyor bu etki etmiştir uykudan önce programının başlamasına. Evet. Ama biraz önce söylediğimiz gibi o programla zaten popülaritesi çok artıyor. Çok büyük kitlelere zaten Adile hitap Naşit'in ediyor. seslendirme çalışmaları da var ya, onlardan bahsetmedim ama onu da söyleyeyim. Ben iki tane seslendirmesini, çok popüler iki seslendirmesini de vardır muhtemelen de. Onları biliyorum. Bir tanesi Hababam Sınıfı filminde, Sınıfta Kaldı filminde. Şey Tuncay Akça seslendirmesi var. Tuncay Akça ilk işte orada görülüyor ve kendisi de söyledi, ben dedi o dönem tabii dublaj nedir şu durumdur bilmiyoruz ama ben zaten hani gülüşümle beni keşfetti Ertem abi. Fakat sürekli çalıştığı için dublaja gidememiş o. Adile Naşit konuşmuş. Ondan sonra ben de o gülüşümün olduğu bütün sahnelerde ben konuştum. Adile ablanın konuşması da çok hoşuma gitti. Çocuk taklidini çok güzel yapardı çünkü çocuk konuşmasını. Ki buradan da yola çıkarak Kibar Feyzo filminde Feyzo'nun o oğlunun ağlama seslerini çıkaran da izleyenler tekrar izlerse o sahneyi, özellikle Feyzo'nun bir çocuğunu bırakıp diğer çocuğuna gittiği sahne, orada büyük çocuğunun oğlunun ağlama sesleri Adile Naşit'e aittir. Zaten hemen sonrasında Adile Naşit şeye giriyor, sahneye giriyor. Geliyor işte erkek adam ağlar mı falan diye giriyor. Orada da bir seslendirme çalışması var. Bunu da belirtelim. Zeki Bey özellikle son vefatından önceki filmleri sormuş ne düşünüyorsunuz diye. Açıkçası sinema değiştiği için zaten o tarz filmlere yönleniyorlar. İşte darbe dönemi öncesindeki işte erotik seks komedi filmleri yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor. Darbe sonrasında işte sinemanın otokontrolü sisteminde yapılan filmler var. Ve arabesk filmler, video filmler derken mesela birçok sanatçının hiç şey olmayan, ipe sapa gelmez bence. Hiçbir kalitesi olmayan, çekim kalitesi kötü, konusu bir yerden araklama olan bir takım yapımlarda oynuyorlar arkadaşlar. Bunlar zaten çok ciddi bir tüketim çılgınlığı var o dönemlerde. Ve insanlar şunu yapıyorlar, evlerinde her akşam video film izlemek istiyorlar. O yüzden iki tane, üç tane kamerayla film çekiyor. Hatta Sadri Alışık'ın bir filmi var. Onun film hatalarını yayınlamıştı. İlk giriş jeneriğinde kamera ayakları ve şeyler gözüküyor. Ses teknisyenleri falan gözüküyor yani. O kadar önemsememişler. Yani 3-4 günde filmleri çekip çekip bitmişler. Zaten bir de son dönem filmlerine bakarsanız Adile Naşit'in ciddi bir yaşlandığı, hastalıktan kaynaklı olarak özellikle yüzünde böyle bir çökme olduğunu görürsünüz. Çünkü çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşmuş. Yani özellikle o Havvam Sınıfı veya Arzu film Bağırsak dönemlerindeki kanseriydi değil mi evet hastalığı? o canlılık yok özellikle 80'li yılların ikinci yarısından itibaren. İki tane büyük bağırsak operasyonu geçiriyor. Vefatından 20 yıl önce ilkini geçiriyor. Sonrasında da vefat etmeden 3 yıl önce ikisi de kanserden dolayı. Kendisi çok ciddi bir şeker hastası. Vücuduna dolaşım bozuklukları ve iltihaplar var. Ve son olarak da işte bu yüksek şekerden dolayı zaten komaya giriyor. Burada yeri gelmişken söyleyeyim. Müjde Ar ve Sezen Aksu ömrünün son günlerinde yanında yer alıyorlar. Sürekli hastanede refakatçi olarak, maddi manevi olarak Müjde Ar'la Sezen Aksu destek çıkıyor kendisine. Ki birçok fotoğrafta da zaten görebilirsiniz bu ikiliyi. Ve daha sonra 11 Aralık'ta saat 11.15'te Adile Naşit vefat ediyor. Doktor Kemal Alemdaroğlu da zaten yaptığı açıklamada da kanser nedeniyle vefat ettiğini söylüyor. Ve son operasyonda hatta karnından 1,5 kiloluk bir uğur çıkartılmış. Abisi Selim Naşit aynen şöyle söylemiş. Adile son nefesinde bile tiyatroyu sayıklıyordu. Ah bir tiyatroya dönebilsem diyordu. En büyük arzusu sahneye çıkmaktı demiş ama ne yazık ki ömrü vefat etmiyor ve bizce de yani tam böyle hayatının sinema olarak düşünürsek baharında dediğimiz bir noktada hayatını kaybediyor.
Hatta TRT arşivde görüntüleri de var. Gazanfer Özcan'ın çekimlerinde vefat haberi geliyor. O veriyor. Orada bir galiba, şey var. değil Evet, mi? o söylüyor zaten. Gazanfer Özcan söylüyor. Gazanfer Özcan, Fulya Özcan, bir de Gönüllü Küle galiba oradaydı. Evet. Onu ara ara böyle şeyde, özellikle vefat ya da doğum günlerinde falan TRT, paylaşmaya TRT'de özen gösteriyoruz. paylaşıyor. Evet, TRT'de paylaşıyor bunu. Valla ne diyeyim, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bunu Amin. yürekten söylüyorum. Adile Naşit için de, az önce ismini andığımız bütün isimler için de bunları söylemekten hiçbir zaman beri durmayacağız. Onları anmaya, hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Adile Naşit ile ilgili bilinen şeylerin dışında aslında kimsenin çok fazla bilmediği, belki de değinmediği konuları konuşarak onu anmak bize nasip oldu. Ben bu tarz bir yayın olsun istiyordum. Konuşmalarımızda da hep böyle şekillenmişti. Program da böyle şekillendi. Ben açıkçası bu programı çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum bu şekilde andığımız için Adile Naşit'i. Bilmiyorum izleyicilerimize ne düşünür. Bir sonraki programı istersen konuşalım. Ne yapabiliriz Var mı acaba diye. aklında bir öneri? Ya şöyle söyleyeyim, hani genel konular, biz öncelikle onu bir belirtelim. Bir aslında programın daha önceki konusu bu olmayacaktı. Cüneyt Arkın'ın kötü filmleriyle Türk sinemasındaki yabancı oyuncuları konuşacaktık. Fakat sonrasında bu gerçekten arkadaşlar araştırması gereken bir şey. Ben bahsettiğim bu Adile Naşit şeylerini bazılarını kendim biliyordum. Bazılarını işte bugünkü paylaşımda da gördüğünüz dergilerden, kaynaklardan çıkarttık. Hani bazen yazıyorlar ya, çok boş beleş konuşuyorsunuz, yaptığınız hiçbir şey yok, emek sarf etmeden yayın yapmışsınız diyen ünlü tipler de var bu arada. Yayınların altına da yazıyorlar. İsim Aslında çok ciddi alabilir de miyim? Kimmiş o yok, ya falan. almayalım. Bu Ya arkadaşları tenzih biliyorum ediyorum ya. ama şöyle diyeyim, gerçekten büyük emek sarf ediliyor. Yani böyle şey olarak da hiç, bugün sabahtan beri sadece bu yayına konsantreydik. Başka hiçbir şey yapmadık desek yeridir. Yazdık, çizdik, çıkarttık. Biz o yüzden o Cüneyt Arkın'ın kötü filmleri ya da yabancı oyuncuları, Türk sinemasındaki yabancı oyuncuları yapamadık. Çünkü çok araştırmak gerekiyordu. Şu an Sedat'ın da benim de gerçek bir yoğunluğumuz olduğundan dolayı ona zaman ayıramadık. Benim önerim daha böyle az araştırma yapılacak. Filmlerden ziyade böyle şahıs üzerinde gidersek ben daha çok memnun olurum diye düşünüyorum. Yoksa yani yine çıkar dersiniz ki Cüneyt Arkın'ın kötü filmlerini konuşun. Onu da araştırırız ama şu anda sanki bir sanatçı özelinden gitmek daha doğru. Bir de yayının başında ismini not aldım ama bulamadım onu. Çok araştırdım biraz önce. Bir beyefendi demiş ki 5000 tane Türk sinemasında film var. Siz hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz demiş ama arkadaşlar aynı şeyleri konuştuğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bir kere sinema film olarak şeyi konuşmuştuk. Vesikalı Yarim'i konuştuk. Natuk Baytan filmlerini konuştuk ama öyle bir film üzerinde de Valla ben konuşmadık. 13 bölüm oldu. Selvi 13 bölüm Boylum'u oldu. Ben al yazmalım bölümleri konuştuk. söyleyeyim mi? Bölümleri söyleyeyim. İlk bölüm Vesikalı Yarim. İkinci bölüm Kapıcılar Kralı ve Kemal Sunal. Üçüncü bölüm Namuslu Çıplak Vatandaş, Şener Şen filmleri konuştuk. Natuk Baytan, Münir Özkul, Selvi Boylum, Al Yazmalım. Yeşilçam'ın çocuk oyuncuları, Kemal Sunal'ın kötü filmleri, Yeşilçam'ın kötü adamları, arabesk müzik şarkıcılığının filmleri, İhsan Yüce, Yaman Okay ve bugün Adile Naşit. Pek de aynı konuları konuşmamışız. Ve Ya 5000 tane isimde aynı hepsinin konu yok. elbette, şimdi mesela biz Münir Özkul'dan konuşurken Adile Naşit'in adının geçmemesi mümkün mü? Kemal Sunal'ın kötü filmlerini konuşurken mesela Hanzo filmini dedik. Hanzo filmini biz eğer kötü film olarak nitelendiriyorsak, Ayşen Gruda ve şeyden, Adile Naşit'ten elbette bahsedeceğiz. İsmi elbette geçecek. Aynı konular derken biz bir konu etrafında o kişiyle alakalı ya da o konuyla alakalı etraflıca araştırma yapıp konuşuyoruz. Yoksa elbette onun aynı sektördeler, aynı piyasalar, isimlerini X diye mi bahsedelim? Ben anlamadım. Bu eleştiriyi çok sağlıklı bulmuyorum. Konuşmak için konuşmuş arkadaş, kendisine başarılar diliyorum. Senin bir Daha önerin sağlıklı. varsa oradan gidebiliriz. Benim bir önerim şöyle, ya yarın aslında benim önerim Tarık Akan idi. Tarık Akan'ı konuşabilirdik falan diye ama bugün için söylemiştim, bugüne denk gelirse. Münir Özkul yayınızı kaçırmışım. YouTube kanalınızda mevcut mu? Evet arkadaşlar, hem Sinemasko hem de Kim Seslendirdi YouTube kanalında yayınladık.
hatta Münir Özkul bizim kaçıncı? Beşinci bölümümüzdü. Münir Özkul'un doğum gününde konuşmuştuk. Geçen sene Ağustos ayında. Mesela yarın Pekcan Koşar'ın Pekcan Koşar'ı belki konuşabiliriz bir sonraki programda. Konuşulmaya değer bir isim. Biraz böyle etraflıca araştırıp Itri Koşar'la konuşup da yani biraz böyle bilgi alırsak çok daha derin bilgiler, yüzeysel olmayan. O olabilir. Başka ya aslında Türk sinemasındaki seslendirmeyi konuşmak istiyorum ama bunun için gerçekten az önce dediğim gibi ciddi bir araştırma gerekiyor. Araştırmadan da elbette yani bir saati iki saati dolduracak şekilde konuşabiliriz. Derdim ama geyik yüzeysel bilgi vermek. İşte. Tabii derdim yüzeysel olsun. Bilgi vermek değil. Sadece derinlemesine insanların sorularına cevap bulabileceği, belki yeni soru işaretlerine vesile olabilecek yayın olsun. Önerileri açacağız arkadaşlar. Benim şu an değil mi, aklıma gelen bir şey yok. Gelir hafta içi yine şey yaparız. Şöyle konuşuruz. Yapalım o zaman. Biz kendi aramızda da konuşalım. Sizden de istedikleriniz varsa DM'den ya da herhangi bir yerden yorum olarak da gönderebilirsiniz. Biz onu sonra Sedat'la değerlendirip yayın öncesinde, birkaç gün öncesinde anket olarak size sunarız. Ve onun ekseninde de 15 gün sonra tekrardan sizlerle birlikte oluruz. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle sana çok fazla pas atmak durumunda kaldım. Çünkü sen Adile Naşit sayfasını ya konuşuyoruz şu an. Yoksul filmini konuştuğunuz o kadar çok detay var ki. Ya ben Yoksul filmi, Tufan güzel bir öneri. Yoksul filmi aslında sadece Yoksul film değil. Umur Bugay ve Zeki Ökten filmlerini konuşabiliriz mesela. Sadece Yoksul filmi değil. Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Davacı, Yoksul, işte dizi var. Yani Bizimkiler, Saygılar Bizden vesaire falan. Düttürü Dünya. Bunları Postacı, Postacı senaryo vardı. Yönetmenlik yoktu. Zeki Ökten. Bunları belki konuşabiliriz. İkisinin ortak olduğu filmleri konuşabiliriz. Bu da bir öneri. Güler Ökten'den tüy alabiliriz bu konuda. Yardımcı olur bize diye düşünüyorum. Bu da güzel bir öneri ama böyle genişletebiliriz bunu. Cüneyt Arkın yazılmış. Ben çok küçük bir parantez alacağım. Çok az vaktinizi alacağım. Ya biz arkadaşlar bak gerçekten çok ciddi olarak hazırlanıyoruz bunlara. Özellikle doğru bilgi vermek için uğraşıyoruz. Geçen YouTube'da gezerken bir arkadaşımız çok basma kalıp bir video hazırlamış. İsmini söylemeyeceğim. Ve şunu demiş. Demiş ki Cüneyt Arkın hiç dublör kullandı mı diye sormuş. Ve kendisi videoda bir takım şeyler anlatmış ve sonunda demiş ki hayır Cüneyt Arkın dublör kullanmadı. Şimdi altına 200 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Bu ses, tek tek ses konusunda yorumlara. Değil değil mi? Oyunculuk konusunda. Hayır, oyunculuk konusunda. Kullanmıştır tabii. Dublör kullanmadığını iddia etmiş ve altında 200 tane yorumda vatan millet Sakarya zaten kullanmaz. Türktür o. Atlar zıplar kaçar uçar kışar. Arkadaşlar ben bir video hazırlayayım isterseniz size. Cüneyt Arkın'ın dublörlerinin net bir şekilde görüldüğü. Belki eskiden gözükmüyordu. Ama diyorlar ki Cüneyt Arkın'ın açıklaması var. Evet Cüneyt Arkın'ın açıklaması var. Bütün sahnelerde ben oynadım diyor. Hiç dublör kullanmadım diyor. Başına videonun bunu da koyabilirim. Ama ben size en az 5 tane dublörünü gösterebilirim. Hepsini geçtim. 1972-73 yıl olması lazım. Şu küçük kovboy filmi. Ondan sonra meşhur. Ömercik mi Sezercik mi neyse işte. Onlarla çekilen. Kapadokya'da çekiliyor hemen yakınlarda. Ve orada Cüneyt Arkın'ın dublörü ölüyor arkadaşlar biliyor musunuz? Cüneyt Arkın'ın dublörlüğünü yapan arkadaş ölüyor. Girip gazeteleri kontrol edebilirsiniz yani. Ama mesela Cüneyt Arkın'ın niye ben hiç dublör kullanmadım diye bir ifade kullanmasını yadırgıyorum açıkçası. Açık açık söyleyeyim yani yadırgıyorum. Niye böyle bir ifade kullanmış? Çünkü kendi dublörü o filmin çekiminde antrenman sırasında boynunu kırarak ölmüş. Ve birçok filminde de şey gözüküyor zaten. Cüneyt Arkın'ı konuşursak yani ben birazcık bu konulara değinirim herhalde bilmiyorum. Yani yine linç yiyebiliriz ama bazı şeylerin gerçekleriyle konuşmamız lazım. Hani sağ olun Fırat Bey Yumurcak filmi doğru. Yumurcak Küçük Kovboy. Gerçeğiyle konuşmak lazım. Bilgisiyle belgesiyle konuşmak lazım. Ama istediğim gibi derme çatma video yap. 200 tane etkileşim al. Helal olsun Türkçülük, milliyetçilik, vatancılık. Lütfen arkadaşlar yani öyle değil ya olay. Nokta. Yani ben de milliyetçi... Türk milliyetçisi birisiyim. Bu dediğim az önce dediğim sahiplerle bakmadığım gibi bu sahiplerle de bakmıyorum. Evet dublör yani ilk duyduğumda ben de şaşırdım. Kullanmıştır tabii ki. Mesela Serdar Gökhan'ın bir röportajında diyor ki Serdar Gökhan ben diyor işte Cüneyt bu işte kahramanlık filmlerinde Battal Gazi, Malkoçoğlu bu filmlerde oynuyor. Ben de diyor piyasaya girdikten sonra diyor Cüneyt diyor şey gönderirdi diyor benim sete.
adam gönderirdi. Acaba ne yapıyor? Hani yeni işte hareketler falan, at üstünde işte zıplamalar, şunlar bunlar falan. Bunları gönderiyordu ve biz biliyorduk diyor kim olduğunu diyor onun. Elleşmiyordu, kalıyordu öyle. Ben diyor hani acaba Serdar Gökhan da göndermiş midir bilmiyorum. Ama beyanı onun da beyanı. Ben diyor böyle şeylere hiç tenezzül etmedim diyordu. Bir de tabii öbür taraftan, öbür açıdan dinlemek lazım. Ama Ama mesela şimdi bir dakika, bunlardan da bahsediyorlar. Zehra demiş ki kullanılmış olması onun oyunculuğu düşürmez. İşte biz en büyük hatayı burada yapıyoruz. Bizim Evet, dediğimiz düşünmez tabii şeyle ki. sizin anladığınız şey çok farklı. Biz demiyoruz ki dublör kullandığı için oyunculuğu düştü demiyoruz. Biz Demiyoruz diyoruz ki tabii. kendi kanlı canlı röportajı var. Yazılı değil arkadaşlar, sesli röportajı var. Ben dublör kullanmadım diyor. Ben de İbrahim Avcı olarak diyorum ki dublör kullandın. Ve bunun şeyleri var diyorum. Bakın yani bu oyunculuğunu düşürmek ya da oyunculuğunu karalamak anlamında değil. Zaten bambaşka bir oyunculuktan bahsediyoruz. O ayrı bir konu. Senin söylediğine paralel şunu söyleyebilirim. Mesela Cüneyt Arkın konuşacaksak bir sanatçı, çok ünlü bir erkek oyuncu. Cüneyt Arkın atın eğerini kesiyor biliyor musun? Cüneyt Arkın ölsün diye. Ya mesela bunu da kimse bilmiyordur belki. Bir film çekimlerinde atın eğerini gevşetiyor. Yani böyle kesmek üzere, kopmak üzere oluyor. Cüneyt Arkın binecek, koşacak, işte o meşhur hareketini yapacak. At öyle giderken eğerin koptuğunu düşünün. Mutlaka yere düşecekti ve boynu kırılacaktı. Ama Allah'tan bir şey olmamış mesela. Bu ünlü Jön daha sonra, yıllar sonra pişmanlığını açıklamış. Mesela böyle de şeyler var. Yani burada oyunculuğunu kötülemiyoruz, düşürmüyoruz ama yine biraz önce programın başında Gerçeklerden bahsetmek. söylediğimiz olay. Çok yanlış anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şeyi eleştirdiğimiz zaman onun oyunculuğu olarak görüyorsunuz. Yani onu kutsalınız olarak mı görüyorsunuz bilmiyorum ama yani bizi de eleştirin ayrı bir şey. Fakat niyeyse böyle bir şey söylediğimizde olay bambaşka yere gidiyor ve ben ne yazık ki şey oluyorum ya. Devam. Zeki Kaçmaz demiş ki Sedat Bey, burada sizi bulmuşken sorayım. Zeynep Irgat röportajı gelir mi bizimkiler için? Bizimkiler için son röportajı sevgili Serdar Bordanacı ile yaptık. 32. bölümü çektik. 33. bölümü de eğer yapabilirsem Atılay Ulaışık'la. Çünkü çok spontane gelişmişti ona yaptığımız program. Konuşamadığımız bir sürü şey var. Bu da Sıla albümü gibi oldu. Sıla albümü ismi gibi oldu. Atılay Ulaışık'la şey yapacağız. Son bir bölüm çekeceğiz. 33. bölümde bizimkiler konusunda noktayı bırakacağız. Noktayı koyacağız artık. Başka işlere odaklanacağım. Eğer yapabilirsek Ekim sonu gibi ilk görüşmesini yapacağım ve yine herkesin çok severek izleyeceği bir proje düşünüyorum. Aslında 3-4 tane proje var ama bir tanesi biraz daha öne çıktı. Eğer yapabilirsek onu düşünüyorum. O da bir 10-12 bölüm gibi bir şey olacak galiba. Yayınlayacağız. Onu da yine bu sefer biraz daha erken, muhtemelen Şubat ayında falan yayınlamaya başlarız diye düşünüyorum. Bizimkiler durumu da, bizimkiler konusu da bu şekilde. Kim o Jön diye sormuşlar. O bize saklı olsun. Şimdi Tabii. arkasından konuşmuş olmayalım. Tak Dedikodu yapmayalım. tak Sedat'la röportaj olacak mı? Benim bildiğim olmayacak. Sizin bildiğiniz başka bir şey varsa bana söylerseniz çok sevinirim. Ben ısrar etmeyi çok sevmiyorum arkadaşlar. Ve en çok ısrarı Salih Kalyon ve Engin Şenkan, Sıdıka Şenkan'la ilgili yaptım. Üç kere konuştum kendileri. İstemediler. Yapacak bir şey de yok. Yani artık araya böyle başkalarını sokup da çok böyle istemez yüklediği şeyde zorla yapmanın, böyle silah dayayarak yapmanın bir alemi yok. Samimiyetsiz olur. Gerek de yok. Eğer istemiyorlarsa onlara olan sevgimiz baki. Bu o, az dediğim gibi yani, bir sevgimi azaltmaz. Katıldıkları zaman da arttırmaz. Ben neysem oyum. O şekilde seviyoruz kendilerini. Allah sağlık sıhhat versin hepsine. Uzun ömürler versin. İzleyelim onları. Sedat'cığım benden bu kadar ama ben birkaç teşekkür edeceğim. Hakan Erdem, Ahmet Eroğlu, Ahmet Ozan Şen ve Rotterdam'dan bir arkadaşımız var. Bu yayın öncesinde bir hafta boyunca ADN aşı konusunda da kendilerinden bir takım bilgiler aldık. Bir takım öneriler bulundular. Onlara da yeri gelmişken teşekkür ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. İzleyen, yorum yapan, katılan herkese kaygısızlar mı Sedat Bey? Yorum yok. Kaygısızlar olduğu anlamına gelmesin, onu söyleyeyim. Aslında o da vardı projeler içerisinde. Var yok değil. İşte hangisini koyacağız bilmiyorum. Bir bakalım.
Bunun için arkadaşlar tekrar söyleyeyim, kanala abone olmanız gerekiyor. Biraz benim kanaldan açıkçası artık söyleyeyim para kazanmam gerekiyor ki bunlar maddi işler. Yani maddi konuları halletmeden olmuyor, gerçekten olmuyor. Bu konuda yardımcı olabilirseniz ne mutlu. Abone olun, beğenin, takip edin, paylaşın. İşte kanal için ne yapabiliyorsanız yapın. Ben de bunlar size yolsu elektrik olarak geri dönecek arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bu kadar Karaca yazmış, haftaya yayın olacak mı? Haftaya yok, 15'te biriz zaten. benden. 15 günde bir yapıyoruz yayınları. Yayını duyuracağız zaten. Evet. Tekrar teşekkürler Sedat. Ağzına sağlık senin de. Katılan herkese Görüşmek teşekkür üzere. ediyoruz. Herkese iyi İyi geceler. Hoşça kalın. geceler.